Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Maçtaki sonuç bizi biraz üzdü çünkü maçın 75 dakikasını çok iyi oynadık diye düşünüyorum. Şanslarımızı kullanamadık. Tabii bugün Galatasaray takımı bize karşı bize baktığımızda daha avantajlı oldu. Bizim yani atağa doğru yapacak oyuncu değişikliği şansımız yoktu bizim oyuncularımızdan. Anjorin, Kamano sakat olduğu için yani atağa doğru bir değişiklik yapmak seçimimiz olmadığı için yapamadık. Bence hem biz Lokomotiv ve Galatasaray aynı seviyede oynadık. Ta ki Galatasaray oyuncu değişikliği yaparak atak daha güçlendirdi. Yani yeni oyuncular çıkararak yani oyunu biraz daha değiştirmeye malik oldu. Bizim takım da bence çok iyi performans yaptı. Çok güzel koşu yani çok fazla koştuk. Top alımlarımız güzeldi. Ama galibiyeti bulamadık. Мы выглядели очень хорошо. Особенно первый тайм. Я думаю, не хватило реализации. Если бы мы забили быстрый гол, игра бы пошла по-другому. Oyunu iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Yine bir, özellikle ilk yarıda çok iyi oynadık ama golü bulamadık. Bu sadece Marcus Gisdorf'la ikinci oyunumuz. Düşünüyorum ki daha sonraki maçlarda daha da iyi olacağız, ilerleyeceğiz. Была очень непростая игра, и в таких играх все решает микромоменты. И в том эпизоде в каком-то моменте просто не успели. Tabii maçın kırılma anı gol anı oldu. Golden sonra tabii oyuncularımız artık yerlerini değişmeye başladı. İşte defans oyuncularımız da öne geldi. Константин, спасибо большое. Спасибо. До свидания. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.